Beşiktaş kariyerinin ikinci bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Geçen bölümde birkaç sıkıntıyla karşılaştık. Örneğin 3-4 kuralında ben bir ara kaçırmışım. Birkaç maç öyle gitti. Yani bunun cezasını bu bölümde çekeceğiz. Bir de şöyle bir sıkıntı var. Wellington'un satışı evet biraz fazla oldu. Yorumları tabii ki de okudum. Oluşturduğunuz bütün oyuncuların potansiyeli 99 oluyor. Ben potansiyelini ayarlamayı unuttuğum için o Wellington Souza yüksek bir fiyattan gitti. O yüzden bu bölümde şöyle bir şey yapacağız. Bu iki sıkıntılı durumu birleştirip toplamda 10 milyon euroluk bir ceza ödeyeceğiz. Videoya tam olarak burada bir futbol team game arası veriyoruz. Futbol team game online menajerlik oyunundan daha fazlası. Futbol team game'e geldiğinizde oyuncunuzu oluşturuyorsunuz. Bu oyuncunuzu hem overall anlamında geliştiriyorsunuz hem de takım bulup orada oynayabiliyorsunuz. İstediğiniz mevkiyi seçebilirsiniz oyuncunuzla. Oyuncunuza antrenmanlar yaptırarak overall'ınızı istediğiniz seviyeye getirebiliyorsunuz. Şu an görüntüde yapılabilecek antrenmanlar var. Takıma girdikten sonra da maçlara çıkıyorsunuz. Takımınız belli liglerde oluyor. Bizim de futbol team game'de bir takımımız var. Hub FC. Şu an sağ tarafta taktiği görünüyor. Mutlaka sizleri Hub FC'ye bekliyorum. Bu takımın eksikleri var. Çok yakında lige gireceğiz. Yeniden daha önce de ligde yarışmıştık. Ayrıca sizler için hem açıklama hem de yorum kısmına link bırakacağım. Bu linkleri kullanırsanız 200 fazladan enerji puanı kazanabilirsiniz. Up FC yeni futbolcularını bekliyor. Yapılabiliyorsa puan silmeyi de yapardım ama kariyer modunu bayağı yıkabiliriz. O yüzden puan silme işlemine hiç girmeyip bir cezayla yolumuza devam edeceğiz. Bunu da devre arasında ödemek zorunda olacağız. Şu an elimizde 1 milyon euro var. Yaklaşık bir 9 milyon euroya daha ihtiyacımız var. Yani oyuncu satacağız. Benim kafamda da şöyle bir planlama var. Enkudu'yu sol kanat yapacağım. 2 haftada gelini arttıracak muhtemelen ve sonrasında da Enkudu'yla yollar ayrılacak. Bu şekilde de 10 milyon euroluk bir mali cezayı ödeyip yolumuza bakacağız. Şu ana kadar altyapıya gelen isimleri göstermek istiyorum. Yani hala iyi bir isim, direkt geldiği gibi altyapıdan A takıma gelebilecek bir isim bulamadık. Sıkıntılı bir süreç devam ediyor burada. Ve 1 Ocak tarihine geldik. Enkudu'nun pozisyonu değişiyor. Hadi gen artışı olsun. 76'ya yükseldi oyuncu. Ve değeri de 8 milyon euro oldu. Serbest kalma bedeline yaklaştı. Hemen yeni kontratla birlikte serbest kalma bedelini de güncelleyeceğim. 19.9 oldu. Bu arada Nathan Redmond'ı çağırdılar. Ligin ikinci yarısı Redmond olmayacak. Bir yandan Jackson Muleka sol kanat olmak üzere. Enkudu sonrasında Muleka'ya çok daha iş düşecek. Bölüme Sivas deplasmanıyla başlayacağız. 11 en son bu şekilde ayarlanmıştı. Bu şekilde devam edeceğim. Ve 3-1'lik galibiyet. Sayıs, Boreyni, Gezal. Son 16 Antalya Spor'la Türkiye Kupası maçlarına da başlıyoruz. Bayağı farklı bir 11 ile sahadayız. Galibiyet gelmedi. 2-2 bitti maç. Adana Demirspor maçıyla devam. Hala teklif gelmedi Enkudu'ya. Öyle bir sıkıntı var. Adana Demirspor bizi yendi. Kendi evimizden de. Joseph De Souza'yı kulüp Bruges istiyor. Bu mevkide Hacı Ahmetoviç'in de olduğunu düşünürsek bir yandan da şu an zaten Joseph'i oynatamıyoruz. 2 milyon euroluk teklif bizim için makul. Joseph gidecek. Joseph'i sattık. 10 milyon euroyu eğer bu transfer döneminde ödeyemezsek transfer tahtasını da açamayacağız. Yani transfer yapma hakkımız olmayacak. O yüzden 10 milyon euroyu bir an önce bulmalıyız. Fenerbahçe deplasmanı 3. 4. ile oynuyor. 11 bugün bu şekilde oldu. 2 tane keskinlik çok düşük isim görüyorsunuz. Mecburen onları aldık deplasman olduğu için. Maç başladı. Jason Fernandes topun başında. Fernandes Arao'dan döndü. Hacı Ahmetoviç. Abubakar sağ tarafta, Valentin Rozier var. Rozier çekti. Raşit Gezal. Abubakar'ın önüne düştü, offside. Gezal araya girdi. Vincent Abubakar. Vuruş geldi İrfan Can. Rossi geçti. Orta arka direğe Emre Mor. Son anda Masuaku. Hızlı. Jason götürüyor. Jason Fernandes. İrfan Can. Yine bir kontra şansı Hacı Ahmetoviç'le. Atak gerçekleşiyor. Hacı Ahmetoviç çekti. Pası verdi Valentin Rozier'e. Rozier orta vuruş. Cenk olmadı. Joao Pedro yerde. Çok kritik müdahale. Ve Okay Yokuşlu'yu attı hakem. Emre Mor pasla kullandı. Başşuayı vurdu Ersin. Dönen top. Rozier şimdi Gezal'la oynadı. Raşit Gezal. Cenk Tosun aldı. Cenk Tosun hala getiriyor topu. Cenk Tosun vurdu. Korner. Fernandes orta kafa. Öne geçiyoruz Deli Ali. Dakika 56. Bu arada iyi top Başşuayi'ye. Pedro vurdu Ersin. Enkudu götürüyor. Enkudu vurdu. 2 oldu.
Kevin Enkudu. Rossi Valentin Rossi'yi aldı. Valentin Rossi'ye sağ taraftan getiriyor. Valentin Rossi'ye. Attila Szalai bitti. Rossi'ye. 10 kişi kalsak da bugün 2-0 kazanan Beşiktaş. Bu arada Abubakar'ı istiyorlar. Abubakar kesin gitmeyecek de farklı bir oyuncu satışına yönlenmemiz gerekiyor. Bu arada Jackson Muleka sol kanat oldu. Sıradaki maç Beşiktaş Antalya. Okay Yokuşlu yok. Muhtemelen Tayyip orada oynatacak. Otomatik değiştir diyorum kupada. 2-1'lik galibiyet. Gezal turu aldı. Valentin Rozier'i Fenerbahçe istiyor. Evet. Ama Rozier bu takımdan ayrılabilir. Çünkü hala paraya ihtiyacımız var. Transferde son 10 saat. Kevin Enkudu'ya Ajax'tan teklif geldi. Bu satışı yaparsak önümüze bakarız. 9.9. Kevin Enkudu Ajax'ta. Elimizde şu an 12 milyon euro var. 10 milyon eurosunu cezaya kullanıyoruz. Evet, Beşiktaş'ın mevcut bütçesi 2 milyon euro kaldı. Ve transferi açtık. Chelsea'de Nicholas Jackson diye bu adamı kiralayabildiğimiz süre kadarıyla kiralamak istiyoruz. 6 ay dediler. 6 ay bizim için uygun mudur? Uygundur. Forvet kanatlarda da oynatabilirim diye düşünüyorum. Chelsea ile anlaştık. Chelsea'den kiraladığımız oyuncu var artık. Nicholas Jackson. Bir tane oyuncu bulduk Sefa Yılmaz diye. Bu adam potansiyeli fena değil. İyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum ben. İstanbul Spor maçıyla devam ediyoruz. Artık bir seri yakalamamız gerekiyor. Eğer ligde şampiyonluğa oynayacaksak 1-0. Çeyrek finalde rakip Konyaspor Türkiye Kupası'nda. Hadi güzel bir galibiyet. 2-1 Gezal ve Gezal. Ankara Gücü maçıyla devam ediyoruz. Puan farkını bir an önce indirmemiz lazım. 1-0 Raşit Gezal attı yine. Puan farkı 6. Maçlar eşitlendi. Rakip Gaziantep. 2-2 bitti, yenemedik. Yine Gezal attı, yetmedi. Yani Gezal tek başına bir şeyleri yapamaz. Destek gelmesi gerekiyor. Uzun süredir yok bence o destek. Borini'yi kestim. Hatay deplasmanında Muleka oynuyor sol kanatta. 1-1 bitti. Gezal attı. Sadece beraberlik geldi. Türkiye Kupası'nda Konya rövanş maçı. Daha farklı isimleri kullandığımız bir 11. Ve rövanşı 2-0 kazandık. Rozier, Gezal. Döndük lige, puan farkı 7. İkincilik bile şu an kritik seviyede. Muleka'yı bu hafta da deneyeceğiz. 2-1'lik galibiyet. Abubakar ve Nicholas Jackson. Ligde rakip Konya. Bu arada bence Delali'nin de inanılmaz bir formsuzluğu tuttu. 1-1 bitti, Muleka tek gol attı. Yine kazanamadık. Evet, ligi adım adım verdik bence ya. Buradan sonra dönmez diye düşünüyorum. Puan farkı 10. Fenerbahçe ile aynı puandayız. Antalya Spor deplasmanı. 4-0 bitti. Abubakar, Delali, Gezal. Dördüncü ile oynuyoruz Karagümrük. Bugün sol kanatta Nicholas Jackson var. Yeni kiraladığımız isim ve golünü de attı yine. Açıkçası kazansak da yetmeyecek bir maç olabilir. Galatasaray'la oynayacağız. Puan farkı 10. Kritik maç başlıyor. Delali verdi. Raşit Gezal. Gezal etkili getiriyor. Gezal ortayı yaptı. Son anda Abdülkerim. Jackson Muleka. Muleka verdi pası. Jason Fernandez. Fernandez çekti. Çok iyi pas. Delali vurdu. Delali. Öne geçiyoruz. Müthiş bir gol. Mertens pasla kullandı. Misio. Orta geldi. Salih Torreira. Ersin son anda. Torreira orta geldi. Hayır. Hayır. Belal'in eline çarptı. Mertens topun başında. Ersin çıkardı. Gezal, Raşika. Şimdi Delali gitti, aldı. Delali pası verdi Jackson Muleka'ya. Muleka açık alanda yakaladı. Misio yanında. Muleka karşı karşıya out attı. Asuaku indirdi. Delali. Delali pas. Jason Fernandez'e. Şimdi Masuaku orta. El var dedi hakem. Penaltı. Abubakar topun başında. Abubakar kaçırdı. Fernandez orta geldi. Yunus. Şimdi Gezal indirdi. Jason Fernandez. Delali. 2 oldu. Yine sahnede o var. Geriye Dubois. Dubois verdi pası. Torreira. Icardi. Okay engelledi. Plea'dan pas. Icardi şimdi Mertens oynadı. Mertens Rozier kapattı. Plea. Vuruş geldi. Ersin. Gezal. Delali. İyi top. Muleka. Yine kaçırdı. Jason Fernandez'den Delali'ye müthiş bir top. Abdülkerim'den büyük hata geldi. Delali götürüyor. Delali. 3 oldu. Yine sahnede o var. 3-0 kazanıyoruz deplasmanda. Kupada yarı final rakip Trabzon. Hadi güzel bir galibiyet ilk maçta. 1-0 Abubakar.
Hafta 32 rakip Başakşehir. Bayağı yorgunluk var. Ufak bir rotasyon yaptım bu maçta. Abi tepede ne var da onun gölgesi böyle çıktı? Munir. Munir geçti, vurdu. Başakşehir 1-0 önde. Munir iyi oynadı. Bertrand Traore. Traore götürüyor hala. Ersin çıktı. Traore önünde kaldı Munir'in. 2 oldu. Delali Borini'nin koşu yoluna. Fabio Borini vurdu. Volkan. Hala Yusuf. Endiaşimiye'de top. Ortayı yaptı. Munir vurdu Ersin. Erkay Özcan. Mahmut. Vuruş geldi Ersin. Cenk Tosun aldı. Vuruş Volkan. Fernandez ortayı yaptı, karşıladılar. Romain Saïs indirdi. Hacı Ahmetoviç. Volkan Babacan. Biglia çok iyi top bu arada Traore'ye. Son anda Masuaku. Gezal verdi pası Valentin Rozier'e. Rozier çok kötü oynadı. Fernandez ortayı yaptı. Abubakar, Volkan Babacan. Erkay Özcan iyi top. Okaka. Tayyip engelledi. Atak devam ediyor. Tuba. Pas Traore. Bir anda karşı karşıya Ersin. Erkay Özcan, Mahmut Ekdemir ve penaltı. Traore geldi. 3-0. Okaka. Pas Berkay ve 4 oldu. Vincent Abubakar. Pili bitti Abubakar'ın. Abubakar götürüyor hala. Abubakar 4-1 dedi. Maç sonucu Beşiktaş 1, Başakşehir 4. Lige de böylelikle havluya atmış olduk. Bundan sonra hedef ikincilik. Seneye Şampiyonlar Ligi'ne gidebilmek için bir şekilde ikinci olmamız lazım. Ümraniye Spor deplasmanındayız. 11 bu şekilde. Kazanan Beşiktaş, Muleka ve Abubakar. 34. hafta rakip Trabzon. Başlıyoruz. Abi stadyum baga girdi ya. Yine kapalı havada, orta taraf sadece kapalı. Diğer taraflar açık. Fernandes'ten Abubakar'a. Abubakar döndü. Abubakar vurdu, out. Delali. Delali hemen oynadı. Kim? Muleka o. Bu sefer attı. Öndeyiz. Rezege geçti. Pası da verdi. Marek Hamşik. Şimdi Abdülkadir Masuaku engelledi. Arthur Masuaku. Jackson Muleka verdi topu. Abubakar. Abubakar veremedi. Adam Vichy hızlandı. Okay. Adam Vichy'nin önünde kaldı. Şans anı. Marek Hamşik son anda Saïs. Fernandez. Fernandez hızlandı. Verdi pası. Abubakar. Defans. Abdülkadir ortayı yaptı Ersin. Raşit Gezal hala götürüyor. Gezal şimdi Abubakar'a verdi. Abubakar sağ tarafa Valentin Rozier'e. Valentin Rozier içe girdi. Rozier verdi. Abubakar kaçırdı. İyi top. Salih. Abubakar. Abubakar. Uğurcan. Jason Fernandez. Delali. Abubakar'ın koşu yoluna. Çok iyi top. Abubakar. Abubakar ve Abubakar. 2 oldu. Delali. Gezal'ın koşu yoluna. Gezal hemen ortaya. Abubakar. 3 oldu. Adam Vişça. Vişça iyi geçti. Gomez. Adam Vişça. Vişça getiriyor. Vişça verdi. Saïs versin. Vişça. Vişça verdi. Abdülkadir. Trezeguet. Abdülkadir. Ve 3-1. Pas. Salih Uçan'a. Salih out. Beşiktaş 3. Trabzon 1. Evet, ligde Fenerbahçe'de 75. Biz de 75'iz şu an. Kayseri deplasmanı. 1-0 Delali. Türkiye Kupası'nda rövanş. Hadi en azından kupada final oynayalım. 2-1 Delali ve Abubakar. Liginde son maçı. Fenerbahçe artık 3. Bizim de ikinciliğimiz resmileşti. Şöyle hızlı simüle et dedim. 3-0'la ligi tamamladık. Yönetim kurulu son maçta, yani Türkiye Kupası finalinde Atiba Hutchinson'ı oynatmamı istiyor. Bir nevi jübile maçı gibi olacak kendisinin. Bu arada kiralık oyuncular gitti. Türkiye Kupası finalinde olmayacak. Hatta o kadar oyuncu gitti ki. Elşep diye oyuncu verdi. Altyapıdan oyuncu çıkarıp o adamı hemen serbest bırakalım. Altyapıdan da şu an çıkabilecek bir Sefa Yılmaz var. O A takımda artık. Bu adamı da hemen serbest bıraktık. Yani bir gün daha kalsalardı. Bir gün daha, çok bir şey istemiyorum ki. Evet, Atiba Hutchinson bugün sol bek oynuyor. Final başladı. Muleka'ya attı. Jackson Muleka. Vuruş geldi. Ve gol. 1-0. Muleka. Salih. Jesson'u koşu yoluna. Nelson. Boşta kalan top. El var dedi, penaltı. Raşit Gezal geliyor. Raşit Gezal. Muslera. Jason Fernandez, dakika 14. Fernandez vurdu, Muslera. Raşit Gezal topun başında. Gezal son anda Muslera. Şimdi Romain Saïs vurdu. Abdülkerim. Orta geldi. Icardi vurdu Ersin.
Oliveira geçti. Mertens. Romain Saïs'ten yine çok kritik bir müdahale. Şimdi Valentin Rozier orta geldi. Valentin Rozier, Salih. Gerson Fernandes. Fernandes'ten Abubakar'a Abdülkerim karşıladı. Gerson, Salih Uçan aldı. Salih Uçan, korner. Gerson orta, kafa. Gerson Fernandes. Şimdi Salih Uçan. Valentin Rozier. El var. Penaltı. Raşit Gezal topun başında. Gezal 2 oldu. Dakika 81. Abubakar. Pas Gerson Fernandes'e. Fernandes götürüyor. Fernandes out attı. Cenk Tosun aldı. Offside dedi hakem. Ve maç bitti 2-0. Kaptan geldi. Romain Saïs'ti bugün. Türkiye Kupası Beşiktaş'ın. Ve böylelikle bu seneyi de tamamlamış olduk. 81 puan. Çok iyi bir puan topladık ama Galatasaray bizden çok daha iyisini yaptı. UEFA'da Süper Kupa Real Madrid'in, Şampiyonlar Ligi Juventus'un oldu. Avrupa Ligi Manchester United, Konferans Ligi ise Fiorentina'nın. Şöyle sene sonu itibariyle takım kadrosu, özellikle Ersin'in gelişimi çok önemliydi. Önümüzdeki seneler için Ersin bu takımda ben varım, kaleci aramaya gerek yok dedi bir yandan. Romain Saïs 33 yaşına geldi. Önümüzdeki süreçte muhtemelen düşecektir. Valentin Rozier iyi arttı. Tayyip fena değildi. Hacı Ahmetoviç'in gelişimi çok yavaştı bence. Fernandes artı 3. Atiba futbolu bırakıyor. Kerem Atakan Keskin artı 2 gelişmiş, kiraladıydık onu. Jackson Mureka'nın artı 3'ü var. Gezal 80 dedi. Abubakar 76 dedi. Performanslarda tabi Delali de İnanılmaz oynadı. Onu da unutmamak lazım. Abubakar şu an en iyi görünüyor. Gezal, Muleka, Borini, hatta Fernandes'in asist sayısı. 13 tane asisti var. En değerli oyuncumuz şu an Gerson Fernandes. Altyapıdan bu sene iyi bir oyuncu çıkaramadık. 15 milyon euroluk bir kar elde ettik. En fazla Fernandes'in forması satıldı. 487 bin forma sattık. Şöyle tam olarak gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol kralı João Pedro Fenerbahçe'den. Abubakar 3. oldu. Asist kralı Fernandes'ti. Ve gol yenmeyen maç sayısında Ersin Destanoğlu 1. Evet, ilk seneyi tamamladık. Yeni sezon için görmek istediğiniz transferleri mutlaka yorum olarak yazın. Videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Hoşçakalın.